Dostlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray Güçlü. Bugünkü konumuz Fenerbahçe'nin gündemindeki Samuel Kalu. Samuel Kalu'yu biliyorsunuz. Fenerbahçe gündemine aldı Perotti ile beraber. Samuel Kalu hakkında bildiklerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Samuel Kalu da forma giyiyor biliyorsunuz. Lig 1'de hepiniz zaten tanıyorsunuz az çok. Genç bir oyuncu aslında. Hala 23 yaşında biliyorsunuz. Gent'ten almışlardı. Bordo'ya o zaman önemli bir isimdi. 8,5 milyon euro da bonservis ödendi. Daha sonra Bordo'da istenilen verimi alamadı Bordo açıkçası. Geçen sezon çok iyi istedikleri gibi bir kalı bulamadılar. Bu sezon başlangıcında da ilk iki maçta ilk 11'de forma giymedi. Sadece 27 dakika iki maçta da oyuna girip 27 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin kanat sıkıntısına çare olur mu? Şüphelerim var ama hani şöyle de bir durum var. Yani Kalu kendini geliştirebilecek bir isim. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir isim ama hani böyle golcü kanat arıyorsa Fenerbahçe pek golcü bir kanat olmadığını da belirtmek zorundayım açıkçası. Gol yollarında biraz sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hani hep ne diyoruz Vizca tarzı bir kanada ihtiyacı var. Aslında kanat tarafı da çok dolu Fenerbahçe'nin şu an. Belki gidenler olacak. Mesela Geri Rodi gez giderse şaşırtmaz bize. Sinan var, Deniz var, Ferdi var. Yani Tiam var. Hatta Ener Valencia var. Yani hatta o da oynarsa o da gitmezse Diral bile sağda kullanılabilir. Caner sol, sol tarafta Nova'nın önünde oynayabilir. Yani Samuel Kalu Fenerbahçe'nin düşüncesinden biri. Perotti biraz zorlaştı açıkçası. Onu da belirteyim size. Kolay bir transfer değil tabii ki Fenerbahçe'nin de elden çıkarması gereken isimler var artık. Ama Fenerbahçe'nin kanat için adaylarından biri Samuel Kolu. Hani Fenerbahçe için çok gerekli mi diye soracak olursanız bana ben Fenerbahçe'nin daha golcü bir kanada ihtiyacı olduğunu düşünenlerden biriyim. Ama hoca da böyle oyuncuları seviyor. Yani Junior Fernandez'den biliyoruz. Yani hoca böyle Tiam'ı da o yüzden aldı. Hızlı, kanatlarda hızlı, hareketli oyuncuları seven bir isim Erol Bulut. Katkı sağlar mı? Alabilirse Fenerbahçe görürüz. Ama ben Fenerbahçe'nin tekrar tekrar söyleyeyim. Yıllardır o hani Kite, Sov, Webolu takım ya da hani daha önceleri Serhat Akın'ın Tuncay'ın oynadığı böyle kanatlarda goller yaratan bir oyuncu bulması gerektiğini. Bunlardan birinin de aslında TM olduğunu düşünüyorum. Ben TM'nin daha çok kanatta kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer tarafa bir kanat lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü yani baktığımızda hazırlık maçlarında da yani sıkıntının soldan daha çok sağda olduğunu düşünüyorum. Tiyam sağdan daha çok solda oynamayı seven bir isim. Hatta Tiyam aslında forvet oynamayı seviyor. E, caneri kullanabilirsin. Sol tarafta ferdi gerektiğinde oynayabilir. Yani Samuel Kalu ismi çok revaçta. Herkes de çok çok iyi olduğunu söyleyenler de var. Onlara da saygı duyuyorum meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza ama ben Fenerbahçe için Samuel Kalu'nun çok doğru bir transfer olacağını düşünmüyorum hayırlısı olsun diyorum. YouTube kanalımıza tekrar tekrar rica ediyoruz. Abone olun. Ligle birlikte iddia, iddialı yayınlarda yapacağız. Kazandıran kuponlar yapacağız. Önemli maçlar öncesi canlı yayınlar yapacağız. Bizi takip edin. Güzel şeyler olacak diyorum. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Bay bay.